Tabii heyecanlıyız. Çin'den gelen COVID-19 aşısı sağlık çalışanlarının ardından gönüllü olan vatandaşlara da yapılmaya başladı. Aşılama daha önce COVID-19'a yakalanmamış ve 18-59 yaş aralığındaki kişilere Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitelerinde uygulanıyor. Hem PCR testi hem de antikor testi yapılıyor. Test her iki testin sonucu negatif çıkarsa eğer hastane tarafından aranıyorsunuz ve e, aşılama işlemi için bir gün veriliyor. 28, 42, 90, 120. günlerde en son işte birinci e, yılın sonuna kadar e, telefon vizitlerimiz devam edecek. Aşı için Ulusal Kanal Ankara muhabiri Seda Akyüz'de gönüllü oldu. Akyüz'de aşısı canlı yayın anında yapıldı. Ve şu an aşımı yaptırıyorum. Aşı işleminin tamamlanmasının ardından Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hatice Rahmet Güner, Seda Akyüz'ün sorularını da yanıtladı. Güner, aşılama sonrası takip sürecini anlattı. Günlük ateş ölçümünün, şikayetlerinin yazılacağı bir günlüğü gönüllümüze veriyoruz. Onları kendisi dolduruyor. Bu arada en ufak bir yakınması olduğu takdirde bize ulaşabileceği numaraları veriyoruz. 14. günde e, her şey yolunda gittiği takdirde ki şimdiye kadar herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. 14. günde ikinci doz aşı için gönüllümüz buraya geliyor, yani siz de geleceksiniz. Daha sonra takipte e, yine benzer izlemi sürdüreceğiz. En geç Nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da. ...uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Profesör Güner, Türkiye'nin yerli aşı çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yerli aşımız da e, faz çalışmalarına başlayacak şekilde... ...ama e, tabii bu aşının insana e, kullanılabilir, gönüllüye kullanılabilir aşamasına gelinceye kadar... ...henüz geçme, geçirmesi gereken bir takım fa, e, evreler var o evrelerde ilerliyor konumunda. Bilim kurulu üyesi Güner'in günlük hasta sayısının 7 bini aştığı bu günlerde vatandaşlara da önemli bir çağrısı oldu. Biz de insanız, kaybettiğimiz kötüleşen her hastayla biz de kötüleşiyoruz. Onun için benim milletimden beklediğim kendilerini korumaya almaları, bilimin pozitif verilerin ışığında denilenleri yapmaları.